kişinin hayır diyemeyeceği lezzetli bir çikolata dükkanındayız şu anda. Yanımızda Hilal Hanım var. Bize çikolatayı adım adım nasıl işlediklerini, nasıl doğal bir çikolata elde ettiklerini anlatacak. Burada biz kakao çekirdeğinden sıfırdan çikolata üretiyoruz. Bu noktada zaten Ankara'da tek bir firmayız. Burada kakao çekirdeklerimiz var, görselde gördüğünüz gibi. Biz bunların kavurma aşamasından tutun da ezilme, kırılma ve bunun tamamen likit forma gelmesinin hepsini biz kendimiz sağlıyoruz. Ve içeride hiçbir katkı maddesi, soya lastiğine, GDO gibi maddeler kullanmadan yapıyoruz. Yani katkısız, en saf çikolata üretiyoruz. Aynı zamanda kendi kahvelerimizi de üretiyoruz. Bunların hepsini öncelikle burada başlıyoruz. Bu bizim kavurma makinemiz. Kavurma makinemizin üstünden kakao çekirdekleri çiğ halde konuluyor. Ve bu çamurun içerisine geçiyor. Çamurun içerisinde bunlar birbirlerine dönerek ve belli bir ısıyla beraber pişmeye başlıyorlar. Piştikten sonra burada dinlenmeye alıyoruz. Dinlendikten sonra diğer prosesleri gerçekleştiriyoruz. Yani kakao çekirdeği dinlenince kabuklarından ayrılmaya başlar ve küçük parçalara bölünmeye başlar. Biz bunları kırıyoruz ve kabuklarını ayırıyoruz. Onları da birazdan size göstereceğim zaten. Peki doğal çikolata. En doğalı burada mı yapılır? En doğalı burada yapılır. En tazesi de en doğalı da burada çıkar. Çünkü dediğim gibi bunlar zaten en doğal haliyle katkı olmadan olan ürünlerimiz. Kavurma işlemi de kendimiz yaptığımız için, hazır bir çikolata kullanmadığımız için ya da kavrulmuş kakao çekirdeği veya likörü kullanmadığımız için en doğal haline burada ulaşabilirler sadece. Peki aileler çocuklarına çikolata verirken birazcık tereddüt ediyorlar. Evet. Gözü kapalı bir aile gelip buradan çikolatasını yiyebilir mi? Kesinlikle yiyebilir. Çünkü ben de bir iki çocuk annesiyim. Aslında bizim hani birazcık daha ileride çocuklarımıza çok doğal şeyler yedirme hevesimiz vardı ve bununla da yola çıkışımız oldu. Biz burada çikolatalarımız çocuklara güvenlik verebiliyoruz. Aynı zamanda şeker hastaları ya da kanser hastaları da çok rahat bir şekilde bu çikolataları tüketebilirler. Çünkü içerisine istedikleri zaman şekeri de katmıyoruz. Çünkü şekeri de çıkartıp içerisine hurma ile tatlandırdığımız oluyor. Ya da %100 kakao yapıyoruz. Bunlar da işte şeker hastaları için ve kanser hastaları için de özellikle tavsiye ettiğimiz ürünler oluyor. Peki bu çikolata üretme fikri aklınıza nereden geldi? Şimdi şöyle, benim eşim zaten bir kahve üreticisi, kahve akademisi firmamız. Kahve üretirken kendi kavurarak üretiyordu. Ve çikolata ile kahve hep biz bir arada düşündüğümüz bir şeydi. Yani çikolata kahvesiz, kahve çikolatasız olmazdı bizim için. Dedik ki çikolata da yapalım, neden yapmayalım? Ama çikolatayı Türkiye'de üretenin olmadığını gördük. Yani aslında herkes Belçika çikolatası diye bir çikolata alıyor, işte markaların çikolatalarını alıyor. Ve çikolata eriterek tekrar kalıplaştırıyorlar. Yani aslında bir çikolata üretimi hiçbir zaman mevcut olmamış. Herkese soruyoruz ya nasıl yapılır biliyor musunuz falan. Biz bunu araştırmaya giriştik ve bunu tamamen hani Ar-Ge'sini yaptık, çalıştık, nasıl yaparız diye. Tonlarca burada kakao kavurduk. Baştan sona bu işlemleri yaparak, deneyerek öğrendik ve tabii ki eğitimlerimizi de aldık. Ama baştan kahveyi üretebiliyorsak, baştan çikolatayı da üretebilmemiz gerekiyordu. Türkiye'de bu olmadığı için de bunu getirmek istedik. Aslında biz bir üçüncü nesil kahveciler gibi üçüncü nesil bir çikolatacıyız. Yani çikolatayı baştan yapan firmayız. Bizim mutfak kısmımız da var. Çünkü bu çikolataları ürettiğimiz gibi bu çikolataları pastalarımızla da buluşturuyoruz. Katkısız çikolatalı pastalar yapmak istiyoruz. Orada şeflerimiz de çalışıyor ama tabii ki baştan sona eşim ve ben varız tüm aşamalarda. Peki biz bunu şu anda gördüğümüz zaman bildiğimiz bir çekirdek. Evet. Bu nasıl kıvama geliyor? Şimdi şöyle, bunu zaten yan taraftaki makinalarımla anlatacağım size ama bunun kabuklarından ayrılmasından sonra parçalanıyor. Küçük parçalara ayırıyoruz. Şimdi ben elimle de tekrar parçalayayım. Antep fıstığı gibi düşünün. Bu şöyle. Bunu kırdığımız anda bu şekilde alıyor. Zaten kıran makinalarımız var ama elimizle de kırabileceğimiz bir şekilde. Bu kakao ezildikçe likitleşir, çikolata olur. Ama 48 saatte olur. Yani bizim menajer dediğimiz bir makinamız var. Onun içerisinde granit taşlar var. Granit taşlar bunu ezer. Ezdikçe belli bir ısı ortaya çıkar çünkü dönme enerjisiyle. Aynı zamanda bu ezilince de likitleşir. Yani çikolata aslında bunun ezilmesiyle olan, ekstra bir işlem gerektirmeyen bir ürün. Kendi hamurunda bu var zaten, çikolata olma durumu. Peki bunu vatandaşlar evde tek başına yapabilirler mi? Yani şöyle, eğer çiğ alıyorlarsa da bir şekilde yapabilirler ama küçük aşamalarda yapabilirler ve bunlar stabil olmazlar. Yani şöyle, biz tabii ki her çikolatamız aynı olsun istiyoruz ama evde yapabilirler. Tabii ki çiğ kavrulmuş kakao çekirdeklerini alabilirler veya kavrulmuş olabilir. Çiğler fırında kavrulabilir. Fırına belli bir derecede, işte 180 derecede yaklaşık 15-20 dakikada
kavurabilirler ama bunun aslı bunlar birbirine çarpması gerekir. Hani kakao çekirdekleri hem ısı alacak her yeri eşit şekilde hem de birbirlerine çarpacaklar kırılmadan. Ama kavrulmuş bir vaziyette alırlarsa da bunların işte kabuklarını ayırırlar. Havanda eze eze ya da işte böyle eskilerde, Mayalarda, Azteklilerde nasıl eziliyormuş mermer taşlar arasında ezile ezile. Hani karabiber yaparlar ya toz haline getirir. Aynı şekilde çikolata üretebilirler. Bu şekilde kendileri de vatandaşlar evde çikolata üretebilirler. Evet, yapabilirler. İşlemini yapıyoruz. Şu anda mesela düşecekler kakao çekirdekleri. Kabuklarıyla beraber kırıyoruz. Kakao çekirdeğini bakın parçalanıyor sadece. Zaten amacımız en azından bir 10 parçaya. Daha fazlaya bölmek değil. Çünkü daha fazlaya bölersek likitleşmeye başlayacak. Sadece birkaç parçaya bölüp devamını getireceğiz şimdi. Bu şekilde kırıldı. Şimdi burada kabuklarıyla beraber bir kakao kitlesi var. Bu kabukları bu kakao kitlesinden uzaklaştırmak istiyoruz. Burada da bu makinamızı kullanıyoruz. Size hemen gösterelim. Bu blower makinamız. Bu makinenin üstüne bunları koyduğumuzda hava yoluyla yani bir hava vererek rüzgar enerjisiyle beraber bu kakaoyu kabuklarına ayırıyor ve sadece kakao kitlesi kalıyor. Bu kakaonun bu çekirdeği aslında bir atık madde değil veya çöp değildir. Bu marketlerde satılan kakao aslında bunun kabuğudur. Veya kakao çayı yapılabiliyor. Güzel bir kakao çayı yapılıyor bunlar. Bunlar atılan ürünler değil. Daha sonrasında bu çekirdekleri buradaki makinamıza koyuyoruz. Bunun içerisi granit taşlardır. İçerisini görebilirsiniz zaten. Bu kakaoları bunun içerisine attığımızda ezilmeye başlıyor. Ve bir kakao ezildikçe likitleşir ve çikolataya dönüşür. Tabii bu 48 ve 72 saat arasında olmaya başlıyor. Biz burada sadece kakao çekirdeklerini ezeriz. Eğer kullanacaksak şekerli bir çikolata ise esmer şeker %10, %20 oranında koyuluyor sadece. Ayrıca eğer kakao yağımız yağsız bir kakao ise kakao yağını birazcık ekleme yapıyoruz. Onun dışında başka hiçbir ekleme yapmıyoruz biz. Bu tamamen çikolataya dönmüş hali. Yani 72 saat orada olduktan sonra bu sütlü bir çikolata bu arada. İçerisinde bir süt tozu da yer alıyor. 72 saat döndükten sonra dinlenmeye alındı ve daha sonra temperlenerek yani ısı değerleri değiştirilerek önce ısıtılıp sonra soğutularak bu şekilde tekrar burada sıcak servise uygun vaziyette bekliyor çikolatamız. Bunlar da profiterol dediğimiz ürünlere, üzerine direkt eritmişken çikolatamıza veya chocolate whey dediğimiz ürünlerimize dökebiliyoruz direkt. Yani gerçek çikolatayla yapıyoruz burada, saf çikolatayla hepsine. Çikolata fikri nasıl aklınıza geldi ve dışarıda aldığımız çikolatalar gerçek çikolata mı? Çikolata fikri şöyle aklıma geldi. Ben küçüklükten beri çikolataya ilgi duyarım. Ve çikolata satan insanları gördüğüm zaman merak uyandırmıştı. Onlara her zaman bu çikolatayı nasıl yapıyorsunuz, ben de yapmak istiyorum dediğim zaman bana sen çikolatayı yapamazsın diye bir karşıyla yani çok fazla argesi olan bir iş diye anlattıkları için ben de böyle hani yapılamazsın denilen her şeyi yapmayı çok severim. Böyle yapmak gerektiğini düşünürüm. O yüzden çikolataya karşı bir ilgim başladı ve ondan sonra araştırmaya başladım. Yani çikolata, tabii market raflarındaki aldığımız çikolataların çoğusunun içerisinde bir sürü yabancı madde var, bir sürü etken maddeler var, içerisinde doğal olmayan, sağlığa zararlı maddeler var. Bunları tabii bilmeden biz aslında iyi bir şey yapıyormuşuz gibi özellikle çocuklarımıza yediriyoruz. Hani bu konuda insanların biraz daha bilinçlenmesi lazım. Tabii sektör geliştikçe, çikolata sektörü de geliştikçe insanlar bu konuda daha duyarlı olacak ve daha bilgili olacak. Bilgi kazandıkça insanlar çocuklarına, kendilerine daha kaliteli ve doğal çikolatalar yedirmeye çalışacaklar. Tabii bizim buradaki amacımız da gerçekten hani çok çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdeklerinin bulmuş olduğumuz dünyanın farklı bölgesinden gelen nitelikli kakao çekirdeklerini bir araya getirip işleyip tamamen doğal katkısız herkesin yiyebileceği çocuklarımıza özellikle hani içimizde herhangi bir şüphe duymadan yedirebileceğimiz çikolataları üretmek. Hani bu konuda tecrübe sahibi olmak gitgide ileriye dönük bunların içerisine daha fazla bilgi ve birikim ekleyerek işimizi devam ettirmek. Marketten aldığımız çikolataların zaten isterseniz içerisini açarken hani yanında yazan ürünler kısmını, içerik kısmını okuyabilirsiniz. Zaten oradaki içerik kısmını okuduğunuz zaman aslında yediğiniz şeyin ne kadar şeytani bir şey olduğunu, aslında çikolatayla alakası olmadığını, tamamen farklı maddelerle üretildiğini görürsünüz. Marketten aldığımız ürünlere baktığım zaman
yani %5 oranında fındık yok aslında. Tamamen farklı şeylerle yapılmış bu ürünler, endüstriyel ürünler. İnsanlarımızı bu konuda biraz daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çikolatayı yerken daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Daha seçici olmaları gerektiğini, en azından çocuklarına yedirirken iki kere düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz burada bu konuda insanlara bilgi, gerekli olan bilgileri de vermeye çalışıyoruz. Peki doğal çikolatayı nasıl anlayacağız? Ya doğal çikolatanın, aslında bir çikolatanın hani geçmişine dönersek, çikolata yapımında aslında çok fazla etken madde yok içerisinde. Yani bir kakao çekirdeğini öğütüp işlediğiniz zaman içerisinde tamamen şeker, hani ne, mesela biz esmer şeker kullanıyoruz, pancar şekerinden yapılmış esmer şeker. Bunun dışında hiçbir şey atmıyoruz. Bu zaten güzel bir çikolata için yeterli bir ürün. Ya onun dışında herhangi bir şeye gerek yok aslında. En ilkel yöntemlerle nasıl yapılmışsa geçmişte, çünkü insanlar endüstriyel üretimi bilmiyorlardı. Dünya genelindeki pazara hakim olup oralara bir şeyler satma düşünceleri yoktu. Yani eski insanlar kendileri için bir şeyler yapıyorlardı, butik olarak kendilerinin yemeleri için. Bu aslında en doğal yöntemler. Biz şu anda aslında geçmişteki en doğal yöntemleri şu anda burada yaparak kendimiz için ve çevremiz için güzel, kaliteli çikolatalar üretmeye çalışıyoruz.